Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu, ekranların ardından şimdi de Bihter adıyla beyaz perdeye taşınıyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinin filmi için kadrodaki isimler belli oldu. Bihter rolünde yer alacağı bilinen Farah Zeynep Abdullah'ın ardından Behlül rolü için Boran Kuzum'un yer alacağı iddia edildi. Yeni Nihal Her'in Kandemir olurken, Matmazeli Ebru Özkan, Firdevs Yöroğlu'nu ise Hande Ataizi'nin canlandıracağı açıklandı. Kadroya ve filme olan ilgi, gün geçtikçe artıyor. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Usta oyuncu Aydemir Akbaş, sevenlerine kötü haberi duyurdu. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden 86 yaşındaki Akbaş, yeniden kansere yakalandığını açıkladı. Oyuncu hastalığı hakkında, yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzeri şekilde olmuş ve atlatmıştım, umarım tekrar atlatırım, ilk benden duyun istedim şeklinde konuştu. 2017 yılında Tolga Han Sayışman ile dünya evine giren Almeda Abazi, 2019 yılında oğlu Efe Han'ı, 2021 yılında ise kızı Alina'yı kucağına aldı. Abazi kızı ve oğluyla sevgi dolu anlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Tescilli güzel paylaşımına, hayatımda huzurun öncelikli olduğu olumsuzlukların olamayacağı bir yerdeyim notunu düştü. Oyuncu Engin Günaydın sevgilisi Buğselen Somer'le bir süredir aşk yaşıyor. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan ikili, bakışlara aldırış etmeden Taksim'e doğru yürürken görüntülendi. Yakınım çekildi, şimdi Enis Arıkan'ın yakını çekilecek. Bir bakar mısınız şu an? Abi gidiyorum önüne. Küçük kopyalar değil. Küçük kopyalar gerçekten. Küçük kopyalar. Gözle küçük bir baktım. Ay. Çok yaşa. Teşekkür ederim hep birlikte. Çok yaşa. Story'mde. Story'mi mahvettim. Ne yapacağız şimdi bu kökler? İyice sardığı için kesecek misin? Şimdi bu kökler artık bütün toprağı yemiş bitirmiş. O yüzden de böyle yapraklarda... Hiç acımadan da kestin onları hemen. Bunlar artık çapı tekrardan düzenleyecek. Bakın şunları hiç acımıyor, kesiyor. Ben mesela kıyamıyordum ama yanlış yapıyormuşum. Şimdi tekrardan toprağı doyurduğumuz zaman yeni ve sağlıklı yapraklar tekrar gelecek zaten. O yüzden sağlıksız olanları eledik. Bunların köklerini keserek toprağını tamamen temizleyeceğiz. Sonra yeni toprakla birlikte tekrar ekeceğiz. Evet. Afiyet olsun tatlım. Annemin ayvalı kerevizi, patlıcanı ve pırasası, zeytinyağlı. Bütün misafirlerim yemek zorunda. Şu gördüğünüz bambum da iki taneydi işte zamanında. Ve artık bunun şeklini almıştı kökleri şuraya kadar. Ve yosunlaşmaya başlayınca şu sararma da kaçınılmaz oluyormuş. Bunu da budayacağım. Evinizde bambu kesin vardır, birilerinin vardır. Bunları da keseceğim. Bu da çok faydalıymış aslında bunu kesmek, budamak. Bilginiz olsun. Hello. Hello. Bu ne kadar saçmaydı lan ya. Çok saçmaydı. Kimse kıpırdamıyor. Görmüyorum orasını burası. Günaydın. Yalan nedir? Yalan.
Hadi uyan. Şşşt. Gıdıklamaca, ısırmaca her şey mümkün. Yapabiliriz. Aynen. Uyumayacağım. Uyumayacağım. Asla uyumayacağım. Bakın Selin Ciğerci bile hala manifest yapıyor. Daha ne kadar parayı kendine çekeceksin? Para için miymiş? Aşkım para manifesti bu. Daha ne kadar çekeceksin kendini? Aşkın kilo odun. Bu arada 21 Mart zorluğu ile ilgili ilk bir saatte çok güzel bir açılış olmuş bilet satışında. Ben duygulanırım buna. Bakın, oyuncuyum ya, çabuk ağladım. Bak.